Ha, Politik. Pereira mesela İrfan'ı oynatmayabiliyor. Mesut'u oynatmayabiliyor. O da Mesela Mesut'u niye oynatmıyor abi? kendi değişikliklerini Hazır mı yapıyor. değil? Mesut sakat abi. Sakat, sakat. İşte tartıştıklarına yönelik iddialar var, dedikodular var. Hani dedikodu üzerinden yürütmeyeyim işi de. Ya Bununla o ilgili ben konuşuluyor, yazılıyor ben işte. çok önemli bir problem olduğunu düşünmüyorum. Mesut'la ilgili yani Pereira'nın da Mesut'la ilgili, Mesut'un da Pereira ile ilgili çok önemli bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Mesut dünya yıldızı bir oyuncudur. Zaten problemin olmayacak. Problem varsa da yok edeceksin. Mesut'u bir an önce o kadroda en verimli şekilde kullanmaya çalışacaksın. Yani çok bilenler var, atan tutanlar var. Yok, mücadele etmiyor mu? Yok, koşmuyor. Şöyle böyle. Mesut elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ben seyrediyorum maçları. Yani terini sakınmıyor orada. Ben de Gerekirse Ferdi'nin boşluğunda Sarkan adamı da kovalıyor. Defans yaptıkları zaman ya da takım çok önüne çıktığı zaman. Böyle bir adam yakalamışsın. Böyle bir ayak yakalamışsın. Ondan yararlanacaksın. şimdi bir Katar'a gitti geldi. Katar mı acaba işte tekrar Arabistan mı iddiaları var ama Gürcan abi de çok iyi bilir. Muhabirlik zamanımızda da takip ederiz televizyonda izlerken. İşte Mesut mesela kadrodan çıkarıldı denildiği zaman herkes acaba hoca ile sorunum mu var zaten iddia ediliyordu. Fakat maçı izlerken şöyle dikkatli baktığın zaman kameralar birkaç kere zoom yaptığı zaman pozisyonlardaki heyecanı, o pozisyonlardaki vermiş olduğu reaksiyon falan sorunlu futbolcu gibi davranmadı onu göreyim. Yani orada oynayamaz abi. Mesut gibi dünya bir yıldızı. Eğer hoca ile sorunlu olsa suratı düşer. Moralsiz olur. Ben onu hiç görmedim açık konuşayım yani. İlla işareti verir tabii. %100 alırız o işareti. Ben mesela direkt ona bakarım. Herhangi bir futbolcu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe eğer hoca ile ya da takımda bir sorunu varsa tribünde onu hissedersin. Yani o mutsuzluğunu görürsün. Mesut'ta ben onu görmedim. Mesut pozisyonlarda oldukça sağ içindeymiş gibi Hayır oturduğu zaten yerdeki heyecanlı. o gün konuştuk bunu. Bana İzmir'den doktor bir arkadaşım mesaj attı. O mesaj atınca zaten problem bile yapmadı. Yani patellanın üst tarafında ödem var dedi. Yani dizin hemen altında. Muhtemelen yedek soyundurmak istediler. Dedi ki ben oynayamam zaten yedek soyunmayayım dedi. Çünkü yedeğe yazdığı zaman bir oyuncu diyor. Oynama ihtimali var Var demek. demektir yani. Ya Mesut gibi bir oyuncuyu Vitor Pereira hangi sisteminde olursa olsun böyle Kulüp bir kadroda açıkladı mı yer bulur. Mesut'un orada sakatlandığını? Tabii kadroda O olmadıktan sonra öyle bir tabii yok, açıklama yok. hayır, ben hatırlamadığım için Sakatlığından soruyorum. dolayı Maçtan önce açıklama maçtan yaptı. Yaptı tamam. Ufak bir Merak yani sakatlığı merak yani ettiğim için maçtan sordum. önce Teknik yapıldı olarak değil açıklama. ama sakatlığından dolayı yani bir eksik olduğu için kadroda olmadığı açıklandı. Ben de mesela herkes gibi merak ettim. Ama Ben unutmuştum oyunu. Mesut Ama gibi bir bak şu oyuncunuz varsa mesela bak o kadar çabuk unutuyor ki insanlar. İlk maç kimle oynadı Fenerbahçe? Adana Demirspor. evet. Deplasman. Golü kim attı? Mesut. Mesut. İkinci maç kimle? Antalya. Zor bir maçtı. Antalya. İkinci golün asistini kim yaptı? Mesut. Mesut. Bir gol, bir asist iki maçta. Yani üçüncü maç sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Ama şeyde aradaki Helsinki maçında çıktı ilk 11 oynadı. Deplasman maçında. Beş gollü biten maçta. Yani Mesut ne yaptı ki? Koşmuyor, etmiyor. Yahu kardeşim maçta mı seyretmiyorsunuz ya? Ve şu bir realite. Dün bakın abi Cebeli Tarık maçına. Bizim ligde küme düşmeme oynar Cebeli Tarık. Bizim ligi alsan. Tamam mı? Düşebilir de. Yani küme düşmeme oynar yani. Ama Ama artık her takım dibine kadar savaşıyor, mücadele öyle. ediyor. Yani ekmeğini taştan çıkartıyor. Yani öyle kolay değil. 3 puan garanti değil. İç maç garanti değil. Tamam favori çıkarsın her maçı ama iç maç garanti değil. Ya sisteminiz ne olursa olsun bir tane Mesut Özil'in de diğer oyuncular kadar koşmama hakkı vardır ya. Eğer elinizde Mesut Özil varsa bana bunu arkadaşlarım sohbette de kızıyor. Ya Mesut Özil bu ya. Dünya yıldızı. Yani şöyle bir kariyerine bakıyorsun. Oynadığı takımlara bakıyorsun. Yaptığı işlere bakıyorsun. Evet geçen sezon antrenmansız Hayır geldi. Savaş bir de Eksik geldi. oyuncunun da öyle bir beklentisi yok. Bak bizim eski oyuncular vardı ya bizim nesil. Derlerdi ki o koşsun. Aynen öyle. Ben golcüyüm kardeşim. Benim işte diri olmam lazım. Daha nispeten daha az teknik arkadaşlarını işaret eder. Onlar koşacaklardı. Biz şey yapacağız ama Mesut'un öyle bir isteği de yok. Mesut koşabildiği kadar koşuyor. Mesela Alex
De Souza değil mi? Fenerbahçe'nin son dönemde en önemli oyuncusu. Yani çok mu koşuyordu Alex? Ama şu fark var. Fenerbahçe Alex'le oynadığı zaman oyunu Alex kuruyordu. Mesut'la oynadığı zaman oyunu Mesut kurmuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı bir oyun var. Baskı yapıyor, işte ikinci bölgede ani top kapmaya çalışıyor, kanatları kullanmaya çalışıyor, sistemini değiştirdi, üçlüye döndü, daha fazla orta sahaya oynamaya çalıştığı bir sistem var ve bu sistemde topu alan önce Mesut'u arasın, yok. Topu şimdi, alan bir an önce kaleye gitsin, var. Güzel bir örnek Mesut da o zincirin abi. İçinde, eğer pas zincirinin içinde yer alacaksa tabii ki Mesut'u kullanacak. Gülcan abinin verdiği örnekte, 25-30 yıl önceki futbolcular da söylüyordu. Ha. Yakın jenerasyonda Sergen Hoca'ya hep sorarlar. Mesela koşmuyor çok fazla, koşmuyor diye. Sergen Hoca da çok herhalde koşsam Türkiye'de... Koşsam Real Madrid'de oynayacağım. Real Madrid'de Barcelona'da olurum diye. Yani sözünü hiçbir zaman esirgemeyen. Bu konuda hep takdir etmişimdi Sergen Hoca'yı. Eğer diyor bunları istediği şekilde o kadar koşsam, dediğin gibi Real Madrid'de Barcelona'da oynarım diye. Yani. Bazı oyuncular vardır. O beklenti, koşu performansı o zamanlar bu kadar dijital medya ne kadar koştuğu belli olmuyor ama maçı izlerken çok fazla koşmadığını görüyorsun. Ama bir duran top, ara pasları... verdiklerine bakıyorsun, yaptıklarına bakıyorsun. Mesut'un da sakat olmayan bir Mesut, hazır olan bir Mesut Fenerbahçe'de her zaman oynar. Ama 45 oynar, ama 90 oynar, ama 60 oynar. İstediğin verim alırsın. Vitor Pereira da bu kadro konusunda gönderilenler aldıkları konusunda çok büyük risk aldı. En son transfer Crespo mesela, Portekiz ikinci liginden. Kimsenin bilmediği. Hepimiz araştırma yaptık hemen Crespo deyince baktık. Şimdi burada bu riski aldı. Mesut Özil'i oynatmama gibi bir lüksü olabilir mi? Bana göre olmaz. Sistemi tamam. Disiplini tamam. Geçen sonradan herhalde hiçbir şey kalmadı. Yardımcı ekibi en son kaleci antrenörü değişti. Yürcan abi, teknik heyetteki Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahinler hepsi değişti. Her şey şu anda Vitor Pereira'nın istediği şekilde gidiyor. Sen Mesut Özil'i oynatmazsan iki tane kötü sonuç gelirse tıpkı o zaman Van Persie'de olduğu gibi çatlak sesler başlar. Ama ben oynatacağını düşünüyorum. Şey olabilir. Mesela Miguel Crespo anlatılanlar itibariyle biraz. Ben oyuncuyu seyretmedim. Seyreden var mı? Yok, kapalı kutu. Bunu herkes yani mesela, ancak ve ancak. Ama Fenerbahçe mesela gönderdiği iki tane altı numarası var. Biri İsmail Yüksek. Bir de Uskan. Onlar da 20'li yaşlarında iki oyuncu. Bu kadroda yer bulamazlardı abi. Bakalım onlardan iyi mi kötü mü gelen oyuncu? Yani ona göre de değerlendireceğiz. Yani bu kadroda yer bulamazdı. Muhammed'in bu kadroda yer bulabileceğini düşünüyor muydun sen? Hiç kimse düşünmezdi. Geçen sene Bolu Spor'da yani, yenen bir Muhammed'den bahsediyoruz. Yani kolay kolay düşünemezdi. Hayır, giden yani Ozan Tufan'ı gönderdin. Ozkan da İsmail Yüksek'ti mesela alt liglerden. Birisi kendi yetiştirdiğim bir oyuncu. Fenerbahçe'nin yetiştirdiği bir oyuncu. Diğeri Kocaeli'den aldılar galiba. Kocaeli'den. Yani geçen sene İsmail Yüksek. O da Gölcük'ten miydi? Gölcük mü? Yani Gölcük galiba. 6-8 oynuyordu. Gölcük galiba da. Bursa altyapısı. Ama Gölcük'ten aldılar diye biliyorum. Ama ikisini de bir hafta idmanlara çıkardı, gönderdi. Şimdi orayı da değerlendirmek lazım. Yani kendi oyuncuna vereceğin şansı yabancı bir oyuncuya vermek de ne kadar doğru. Ama oralar çok zorlaşacak. 8+3 olayı Özgür. Çok sıkıştırıyor hocam Gülcan abi hocalar ya. 8+3 olayı hakikaten elini kolunu bağlıyor. O yüzden Türk oyuncu olacak kadroda. Özgür Akay'la Emre Tuğrul'a da söyleyeyim. Şu Galatasaray'ın da bir geniş kadrosunu hazırlarsanız onu da. Şimdi biraz burada Galatasaray'ı konuşalım. Savaş'ı biraz yoralım. Galatasaray da kapattı mı transferi Savaş? Bence kapatmadı.